bir maç değerlendirmesi rica ederim. Sonra sorular alalım. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesini oynamadan tabii ki yapamayacağımıza göre rakiple ilgili birazcık bir şeyler konuşmam gerekiyor. Rakibi yeterince izlediğimizi, yaptığımız analizler sonucunda çok iyi bir takım olduğunu, komplike bir takım, iyi mücadele ediyorlar. Savunmada ve hücumda organize bir oyun güçleri var. Bunları hepsini biz izleyerek ekiple beraber oyuncularımıza da gösterdik, anlattık. Biz de güçlü bir takımız, kaliteli oyunculara sahibiz. Biz de buraya bu turnuvanın başından beri söylediğim şey, gidebildiğimiz yere kadar gitmek bizim hedefimiz. Yarınki maçta da biz de elimizden gelen en iyisini yapıp buradan iyi bir sonuçla İstanbul evimize dönmek istiyoruz. Tout d'abord, bonsoir à tous. C'est ce que je veux dire à propos de l'adversaire, c'est qu'on a bien regardé, on a fait l'analyse sur l'adversaire, et on peut dire également qu'on va jouer contre une bonne équipe, ça sera un match un petit peu compliqué, et ils font la course beaucoup, et offensivement et défensivement, on peut dire qu'ils sont bien organisés. On va jouer contre une équipe comme ça. On a, comme j'ai déjà dit, on a déjà regardé l'équipe adverse, et on a également montré le plan de jeu de l'équipe adverse à nos joueurs, mais quand même, on est aussi très fort. Et on a également les joueurs qui ont de bonnes qualités dans notre équipe. On va aller au loin plus possible dans ce tournoi. Et on va faire de mieux pour demain, pour prendre un bon résultat. Et après, on veut retourner à Istanbul d'une façon heureuse. Karan Bey. Karan Seval, Teodospor. Hocam, çok başarılı bir sezon geçiriyor Fenerbahçe sizin önderliğinizde. Ligde 2.60 puan ortalaması. Totalde de 2.53 gibi bir ortalama var. Hakikaten rakamlar birçok rekorda beraberinde getiriyor. Size şöyle bir imkan sunulsa ya da öneri gelse, Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu mu yoksa UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu mu denilse bir tercihiniz olur mu? İkisi birlikte. İkisi birlikte, değil mi? Teşekkürler. İkisini birden isterim. La question, c'était que vous montrez très bonne prestation dans la Ligue Division. Vous avez l'avantage de points, 2.60. Ma question, c'est que est-ce que vous préférez de gagner la division turque ou la conférence? Notre coach a dit les deux. Alp. Alp Özgen, Egzersupor. Hocam, grupta ağırlıklı olarak son maç dışında çok ciddi rotasyon yapmışsınız. Artık 6 maç sonra final, 7 maç sonra belki de kupa gelecek Türkiye'ye. Ama tabii ki Süper Lig şampiyonluğu hedefiniz de sürüyor. Rotasyon konusunda gruptaki stratejiniz değişecek mi? Artık daha az rotasyon görecek misiniz? Yarınki maçla ilgili elimizdeki kadroya göre en iyi şekilde değerlendirip buradan istediğim oyunu ortaya koyabilecek oyuncularla en iyi mücadelemizi rakibe hissettirerek, göstererek istediğimiz sonucu almak için sahaya bir 11 süreceğim. Sonuçta dediğiniz gibi 3 günde maç oynuyoruz biz. Hafta sonunda çok önemli maçımız var. Ama en önemli maç bizim için yarınki maçımız. Yarınki maçtan söylediğim gibi elimdeki oyuncularımın yarınki maçta en idealine yakını, en iyi sonucu alabileceğim oyuncularla yarınki maça çıkmayı hedefliyorum ve bu konuda da iyi çalıştığımızı düşünüyorum. La question c'est que vous faites également la rotation dans les matchs d'Europe et on peut dire également après 6 matchs vous pouvez jouer le final et après 7 matchs on peut également jouer le final dans l'Europe, dans la conférence, dans la ligue de conférence. Vous avez également un grand objectif dans la division de gagner le titre. Et quelle est votre stratégie sur la rotation? Notre coach a dit que moi, je vais faire mon évaluation en dépendant des joueurs dans notre équipe. Moi, je vais mettre les joueurs qui vont performer les meilleurs que j'ai voulu de faire sur le terrain pour demain. Je vais faire mon choix comme ça en dépendant de plan de jeu que je vais mettre demain. Je vais essayer de prendre un bon résultat et c'est pour ça que je vais décider le titulaire comme ça. Comme vous avez déjà dit, on a également les matchs intensifs dans la division turque et on joue un match dans 3 jours. Et maintenant, bien sûr, on va également jouer
un match très important dans la Ligue, mais le plus important maintenant, c'est le match de demain. Moi, on va également montrer, on va également faire un titulaire qui est grand idéal, le plus idéal, et on va essayer de prendre un bon résultat demain de ce match. Soru şu şekildeydi. Mişibat şu ayı sezon genelinde bakacak olursak çok fazla gol atan, takıma katkı sağlayan bir oyuncu. Onu yarın bench'te mi göreceğiz yoksa ilk 11 mi? Mişibat şu ayı çok duygusal bir çocuk. Çok iyi bir oyuncu. Onu ne zaman konuşacağımızı, ne zaman iletişimde olduğumuz zaman hangi maçta neler vereceğini çok iyi biliyorum. Onu iyi tanıyorum, iyi tanıdım. Sonuçta bizim için lig de çok önemli, Avrupa maçları da çok önemli. Bu gece antrenmandan sonra ekip arkadaşlarımla bir toplantı yapıp yarın sabah karar vereceğim. Michy Batshuayi, il est une personne très émotionnelle. On fait toujours la communication avec lui. Et moi, je connais très bien mon joueur et je sais très bien sa capacité. Comme j'ai déjà expliqué, comme j'ai dit tout à l'heure, la division est très importante. Et en même temps, les matchs dans l'Europe, ça c'est aussi très important. Aujourd'hui, on fera un entraînement. Et après l'entraînement, avec mon staff, avec mon équipe, je vais faire la décision. Et demain matin, je vais faire ma décision si je vais le jouer, si je vais commencer avec lui ou pas. Suha Bey. Demincek'te söylediğim gibi biz buraya elimizdeki mevcut takımla birlikte full kadro geldik. Bir iki tane sakat oyuncularımızı getiremedik. Bu da ne demek oluyor? Biz birinci günden bugüne kadar aynı şeyi söyledim, aynı yerdeyim. Biz bu kupada, bu turnuvada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu da demek oluyor ki çok fazlasıyla bu turnuvayı umursuyoruz. La question c'est que quand il y avait l'entretien avec le coach d'adversaire, on a parlé, on a demandé quelques questions. Il a dit, le coach adversaire, il a dit que ça dépend également comment Fenerbahçe donne l'importance aux ligues de conférence. La question, c'est qu'également, on a également une grande compétition, il y a également une grande compétition dans la division turque. Comment ça s'influence vos matchs dans l'Europe? La réponse, c'est que on est venu ici avec les joueurs de bonne qualité, et chaque joueur est de bonne qualité ici. Et sauf quelques joueurs blessés, on a ramené tous les joueurs. Depuis la première journée, je répète la même chose, on veut aller le plus loin possible dans ce tournoi, on va faire tout pour ça. Ça montre qu'on donne l'importance à ce tournoi aussi. Öncelikle hocam yarın için başarılar. Her zaman da şanslıyor. Ligde uzun süren bir şampiyonluk hasreti var. Fenerbahçe yarışta son viraja girildiğinde geçmiş dönemde kırılganlıklar yaşıyordu ve yarışı kaybediyordu. Bu sezon Türkiye Kupası'ndan elendiniz ve buradan alınacak, Avrupa'dan alınacak olumsuz bir sonucun takımı negatif etkileyeceğini düşünüyor musunuz turu kaybetmesi durumunda? Ve takımınızda Bonucci, Dzeko ve Tadic gibi tecrübesi yüksek oyuncular ve aslında bu kırılganlığı önlüyorlar, takım içindeki birlikteliği sağlıyorlar diyebilir miyiz? Geçmiş yıllardan farklı bir Fenerbahçe var mı bu sezon? Bizim bu seneki Fenerbahçe'miz güçlü bir kadroya sahibiz, geniş bir kadroya sahibiz ve karakterli oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz. Hepsiyle birlikte ben her zaman görüşüyorum, her zaman iletişim halindeyim. Futbolda her zaman her kulvarda gireceksiniz diye bir kural yok. Rakibimiz de burada elendi. Birçok takım da sürprizler yaşayarak o turnuvadan elenebiliyor. Sonuçta biz bugüne kadar, şöyle söyleyeyim size, biraz daha sizin zihninizi açayım o zaman. Bu sorunuza ben de bir soru sorayım size. Benim takımdaki oyuncular milli takıma gidene şu an 50. maçını oynayacaklar yarın. Tamam. Bu çok yüksek bir rakam. Normalde 50 maç oynayan bir takımda bu kadar 3 günde 4 günde maç oynaması kolay değil. Bugün Liverpool takımında 13 tane sakat oyuncu var.
Onun için bütün futbol dünyası, futbol bilim insanları, futbol adamları bu çok fazla maç oynamaktan yakınlıyor. Biz de bundan yakınıyoruz. Fazla maç oynadığımız için o gün takımımız yeterince konsantre edemedik. Konsantre değillerdi. Öyle bir mağlubiyetle biz o turnuvadan, kupadan elendik. Bu demek değil ki yarınki maçta kötü olacak veya eleneceğiz. Olabilir. Yarın maç iyi geçebilir, bu turu geçebiliriz, elenebiliriz. Ama bizim önümüzde şampiyonluk yarışımız devam ediyor. Biz asla oradan vazgeçmeyeceğiz. Yarınki maçtan da ve bu turnuvadan da asla vazgeçmiş gibi niyetimiz yok. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. La question c'est que depuis longtemps Fenerbahçe ne peut pas gagner le titre. Et dans les années, il y avait également une fragilité pour l'équipe. Et maintenant, on est éliminé de la coupe turque. Et si on s'élimine également de tournoi de conférence, est-ce que ça va influencer également négativement votre équipe ou pas? Il y a également les joueurs qui sont Bonucci, Dzeko et Tadic qui sont grands d'expérience. Est-ce que vous pensez que vous créez cet ensemble, est-ce que vous pensez que vous créez cet ensemble, cette atmosphère d'ensemble avec ce joueur? La réponse c'est que on a une équipe très très forte et il y a également les joueurs qui ont beaucoup de qualité. Moi je fais toujours la communication avec tous mes joueurs et on essaye d'aller au loin possible dans chaque tournoi. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux dire également, vous avez déjà dit qu'on s'est déjà éliminé de la Coupe turque. Mes joueurs ont déjà également joué dans les équipes nationales. On peut dire également qu'en total, ils ont joué 50e match. Alors, ça veut dire que dans 3-4 jours, on joue un match. Ça veut dire que ce n'est pas très facile en fait physiquement. Par exemple, je vais également demander une question et je vais donner un exemple. Liverpool, ils ont 13 joueurs blessés. Donc, quand vous jouez beaucoup de matchs, donc vos joueurs ou bien mes joueurs peuvent perdre sa concentration et ça peut être un petit peu difficile de le préparer. Et c'est pour ça qu'on s'est déjà également éliminé de la Coupe turque. Demain, on peut prendre bon résultat ou bien mauvais résultat. Mais en tout cas, notre compétition continue dans la division turque. Mais ça ne veut pas dire qu'on a déjà renoncé de tournoi, de conférence. On va faire de notre mieux pour arriver le plus loin possible. Son soru Doruk Bey. Buraya getirilme 3 ismi sormak istiyorum. Beka, İrfan Can Kahveci, Joshua King'in son durumları neler? Şu an onların tedavileri devam ediyor. İstanbul'da bıraktık. Avrupa listesinde olmayan Serdar Aziz, Serdar Dursun, Mert Müldür hepsi birlikte çalışıyorlar. Onun için tedavileri devam ediyor. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. La dernière question. Il y a 3 joueurs, Beka, Irfan et Joshua, ils sont déjà blessés. Quelles sont leurs situations? Donc, le traitement se continue. Se continue pour lui, ils sont à Istanbul. Serdar Aziz, Serdar Dursun, Mert Müldür, ils ne sont pas dans la liste d'Europe. Mais les autres, comme j'ai dit, le traitement se continue. Merci à vous.